Bu tarihi kabristana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin döneminden bugünümüze kadar 10 bin sahabi defnedilmiştir. Medine-i Münevvere'de vefat edenler hala bu kabristana defnedilmektedirler. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin öğretilerinden olduğu üzere bu kabirlerin sahiplerinin isimleri bilinmemektedir. Bu kabristanda defnedilmiş bulunan ashab-ı kiramdan bazı kimselerin kabirlerinin tayini konusunda da güvenilir hiçbir delil yoktur. Zira sahabe ve tabi'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabirleri birbirinden ayırt etmemek ve onları yüceltmemek gerektiği konusunda izlediği yola sıkı sıkıya bağlı kalmışlardır. Bu sebepledir ki bu kabirlerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Baki kabristanını ziyaret eder ve ehline yani orada metfun bulunanlara istiğfarda bulunurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle dua ederdi. Esselamu aleykum dâra kavmin mu'minin ve etâkum mâ tu'adûne gaden mu'accelûn ve inne inşâallahu bikum lâhikûn. Allahümme gfir li ehli Baki'il garkad. Ey müminler yurdunun yani kabristanın sakinleri. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Yarın meydana gelecek diye vaad olunduğunuz şey yani ölüm size gelmiştir. Sizler ölüm ile yeniden dirilme arası müddette bekletiliyorsunuz. İnşallah bizler de sizlere kavuşacağız. Yani sizler gibi öleceğiz. Allah'ım Bakiyel Garkad halkına mağfiret eyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duadan fazla dua etmez ve belirli kabirlerin yanında beklemez veya onlara huşu ile bakmazdı. Aksine doğru olan insan kabirleri ziyaret ederken ölümü hatırlamalı ve ölülerin halinden ibret almalıdır. Allah'a yalvarıp yakarmak, ona ibadet etmek ve ona yakınlaşmaya çalışmak için Allah Teala'nın seni Mescid-i Haram'a gelmeye muvaffak kılmasından sonra senin Allah'tan başkasına yalvarıp yakarman, sahabe ve salih kimseler gibi ölüleri aracılar kılman en büyük kayıptır. Zira Allah'tan başkasına yalvarıp yakarmak ve ondan başkasına ibadet etmek Allah Teala'nın asla bağışlamayacağı bir günahtır. Zira Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ Şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşulmasını ve inkar asla bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları dilediğine bağışlar. Her kim Allah'a ortak koşarsa büyük bir günahla iftira etmiş olur.